Habertürk.com'dan merhabalar. Ben Dilin Genç. Memur zamlarının belli olmasının ardından Temmuz ayında memur maaşlarına yapılan 8.077 liralık seyyanen zammın devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Biz de detayları Habertürk ekonomi yazarı Ahmet Kıvanç ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Elin, merhabalar. Şimdi bir sosyal medyada özellikle gündeme geldi bu konu. Seyyanen zam devam edecek mi, etmeyecek mi? Bir kafa karışıklığı oldu. Nedir durum? Devam edecek mi? Evet Elin, hem sosyal medyada oldu hem de benim çevremden de pek çok kişi aradılar. Bugün çok yoğun günüm içerisinde bunu sordular. İşte devam edecek mi, etmeyecek mi, nasıl işte bu işi yapacak? Kimisi işte 31 Aralık'ta sona eriyor diye şey yapıyormuş söylemi. Kimisi diyor bu devam edecekse de işte %49,25'lik zam onlara da yansıtacak mı şeklinde bir tereddüt oluşmuş. Ben de hızlıca bu şey ne anlama geldiğini, düzenlemenin ne olacağını yazdım. Habertürk.com'da da yayınladım. Şimdi normalde kafa karışıklığı nereden kaynaklanıyor? Normalde memur maaşları yapılırken maaş kat sayısı artırılıyor ve memurların göstergeleri üzerinden maaş kat sayısı çarpımıyla hesaplama yapılıyor. Fakat affedersin, Temmuz ayında bunun dışına çıkıldı. Bu genel uygulamanın dışına çıkıldı. Daha önce işte sadece münferit meslekler için ilave ödemeler yapılırdı. Çok da istemezler aslında memurlar bu ilave ödemeleri istemezler. Niye? Çünkü emekli aylıklarına yansıtılmaz genellikle. Temmuz ayında da tüm memurlara bir ilave ödeme yapıldı bu. Ama kamuoyunda seyyanen zam olarak adlandırıldı. Ama kanundaki adı bunun ilave ödeme. Peki bu nasıl gerçekleştirdi? 375 sayılı kanun hükmünde kararname var. Kamu görevlilerinin özlük haklarına ilişkin bir kararname bu. Bu kararnameye ek madde 40 olarak eklendi. Bu ilave ödeme konusu ek madde 40 olarak eklendi. Buna göre de memur maaşlarına her ay o kanunda sayılan memurların maaşlarına her ay 15.965 lira şey affedersin 15.965 gösterge karşılığı ilave ödeme yapılacak. 15.965 çarpı o dönemdeki, o tarihteki memur maaş katsayısı uygulanacak. Ve bu ek ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor. Temmuz ayında yapılan ek ödeme bu şekilde maaş katsayısıyla çarpılan ve damga vergisi kesildikten sonra kalan net ödeme 8.077 liraydı. Şimdi Ocak ayında memur maaşları %49,25 oranında arttı. Maaş katsayısı da aynı oranda arttı. Dolayısıyla Ocak ayında evet Ocak ayında o yeni ilave ödeme o 8.077 lira olan ilave ödeme bakıyorum 12.055 lira olarak devam edecek. 12.055 lira olarak. Buradan damga vergisi 92 lira damga vergisi kesilmişti. Normalde brüt 12.147 liraya karşılık geliyor. O gösterilen maaş katsayısıyla çarpımı. Damga vergisi kesildikten sonra net olarak 12.055 lira ödeme yapılacak memurlara. Peki maaş zammı nasıl hesaplanacak dersen şöyle olacak Helen. Ana maaşlar %49,25 oranında artırılacak. Bu artırılan tutarlara 12.055 lira eklenecek. Herkesinkine 12.055 lira ilave edilecek. Böylece toplam maaş tutarı ortaya çıkmış olacak. Ve totalde de her durumda %49,25 oranında maaşlar artmış olacak. Bu uygulama 1 yıllık, 2 yıllık değil ilave ödeme tutarı. Artık maaşların, memur maaşlarının ana unsurlarından birisi oldu. Nasıl orada işte bir takım göstergeler varsa bu da ilave ödeme göstergesi olarak belirlendi ve ilave ödeme memur emekli oluncaya kadar ödenmeye devam edecek. Yani Emekli olduktan sonra 8.077 liralık seyyanen zam bu sene Ocak ayı itibariyle 12.055 lira olarak ödenmeye devam edecek. Maaşlar o şekilde eklenecek diyoruz, değil mi? evet 12.055 lira olarak ödenmeye devam edecek. Emekli oluncaya kadar dediğim gibi ödenecek bu tutar.
Emekli olduktan sonra artık yararlanamayacak. Zaten sorun da oradan kaynaklanıyor. Memur sendikaları bu konuda itiraz ettiler biliyorsun. İlave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılmaması nedeniyle çalışırken bir memurun çalışırken aldığı maaşla emekli olduğunda aldığı aylık arasında zaten bir fark vardı. Şimdi daha da büyük bir fark ortaya çıktı. Bunun giderilmesi gerekir diye seyahatin zaman emekli aylıklarının artırılması gerekir diye talepleri var biliyorsun. Bu belki işte bugün olmazsa da yarın olmazsa da ama ileride ben olacağını düşünüyorum. Peyderpey hepsi bir anda yansıtılmayabilir emekli aylıklarına. Ama bütçe imkanları el verdikçe kısım kısım bunların emekli aylıklarına yansıtacağını tahmin ediyorum ilerleyen zamanlarda. Sonuç Bakalım. olarak Buyurun lütfen. evet, sonuç olarak Nedim, o 8.077 liralık ilave ödeme yani bir başka adıyla seyyanın zamlı olarak 12.055 TL yükseltilecek ve ödenmeye devam edecek. Bakalım neler olacak öyleyse, ama kafa karışıklığı önemliydi, onu da gidermiş olduk. Seyyanen zamlanarak maaşlara yansımaya devam edecek dediniz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.